Woodbury tekniğinin ortaya çıkmasıyla gerçekten de bugünkü anlamıyla fotoğraf gibi görünen şeyler üretmek artık mümkün hale gelmişti. Bu yöntemle üretilen görseller inanılır, gerçekçi ve detaylıdır. Fakat aynı zamanda bir baskı makinesinde, yani çok daha kolay bir şekilde ve çok daha az bir maliyette ve çok daha fazla miktarda üretilebiliyorlardı. Bu yöntem 1864 yılında Walter Woodbury tarafından keşfedilmişti. Aslında fotoğrafçılık ile baskıyı bir araya getiren ve ton olarak sürekliliği olan görseller üretilmesini sağlayan fotomekanik bir işlemdi. Woodbury tekniğinde ışık veya kimyasallar kullanılmıyor. Kalıp yani baskı klişesi kullanılıyor. Kalıp üzerinde çukurluklar bulunan bir kurşun levhadan oluşuyor. Bu çukurluklar ise jelatin kullanılarak oluşturulmuş. Jelatinin yüzeyinde bazı alanlar ışık sayesinde sertleşirken, diğer kısımları da sıcak suda yıkanarak temizlenmiş. Bu şekilde üzeri rölyefli, ince tabaka bir jelatin elde edebilirsiniz. Rölyef derken üstü kabartmalı ve çukurlu bir yüzeyden bahsediyoruz. İşte bu jelatin bir kurşun levha üzerine konulur ve ardından da onlarca tonluk sıkıştırma kapasitesi olan baskı makinesine yerleştirilirdi. Bu alet baskı ile rölyefteki görselin kurşun levha üzerine aktarılmasını sağlardı. Baskıdan sonra jelatini kaldırınca kurşun levhanın üzerinde kabartılar ve çukurlar oluşmuş olurdu. Ardından levhaya bir parça pigmentli sıcak jelatin damlatılırdı. Dikkatinizi çekiyorum, mürekkep değil, jelatin. Sonra da üzerine bir parça kağıt yerleştirilip kalıba konulur ve preslenirdi. İşte bu aşamada pigmentli sıcak jelatin kağıtla kalıbın arasında sıkışır ve ayırdığınızda görseliniz ortaya çıkmış olurdu. Bu baskı yoluyla yapılmış bir görseldir. Kalıbın kendisi fotoğrafçılıkla yapılmıştır ama elde ettiğimiz ürünün bir fotoğraf olduğunu söyleyemeyiz. Woodbury tekniğiyle kusursuz, hatasız, net ve gerçekten fotoğrafa benzeyen güzel görseller elde ediliyordu. Bu teknik ilk başlarda sadece üst kalite yayımlarda kullanılmıştı. Fakat kullanım amacı çok daha genişti. Fotoğrafçılıkta her zaman arzulandığı gibi bakan kişi de oradaymış hissini yaratmaktı. Woodbury baskı tekniği bu amaca önceki baskı tekniklerinin hepsinden çok daha iyi hizmet ediyordu ve diğerlerini geride bırakarak hızla yaygınlaştı.